Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde 8 Haziran tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız yörünge altı araştırma uçuşunun icra edileceği Spaceport tesislerinden sizlere bağlanıyorum. Eğitimlerimiz bu hafta devam ediyor. Dün başladık. Pazartesi günü itibariyle başladık eğitimlerimize. Bu haftanın sonuna kadar yoğun bir eğitim programı bizi bekliyor olacak. Hatta biraz önce bir aerobik uçakla yaptığımız e, aşinalık e, testinden geri döndüm. E, oldukça enteresan uçuş profilleri test ettiğimiz 10-15 saniyeliğine de olsa düşük yer çekimine tecrübe etme şansını bulduğum e, son derece heyecan vereceğim. Aynı zamanda deneylerimizi de icra etme şansını bulduğumuz oradan bazı dersler çıkaracağımız kazanımlar elde ettiğimiz bir uçuştan döndüm size bağlandım. Uzaya merakım esasında üniversiteden mezun olduktan sonra e, birazcık daha ay'a gitmiş uluslararası uzay istasyonunda yaşamış insanların dünyayı o uzak noktadan gördükleri zaman yaşadıkları psikolojik değişim dönüşümü anladıktan sonra gelişmeye başladı. Çünkü oralara giden insanlar, dünyayı o uzak noktadan gören insanların ev algıları değişiyor. Ev artık onlar için bütün gezegen ve aileleri de gezegende yaşayan herkes haline gelmeye başlıyor. Birazcık bunları Öğrendikten birazcık bunları okuduktan sonra e, uzaya olan merakım e, gitgide arttı. E, ve dahi e, 2017 yılında da Roketsan'da uzay sistemleri direktörlüğünde e, aviyonik sistemlerden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. E, ve e, malumunuz şu anda e, Türkiye'nin ikinci astronotu olarak önümüzdeki birkaç gün sonra gerçekleştireceğimiz yörünge altı araştırma uçuşuna hazırlanıyorum. Yaptığımız şeyler esasında geçtiğimiz sene Nisan 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinde EX3 misyonunun hazırlıklarıyla başlamıştı. Biz e, Alper Gezer Avcı ile beraber eğitimlerimize başlamak, NASA, SpaceX, Axiom Space tesislerinde bu firmalardaki eğitimlerimizi uluslararası uzay istasyonuna gerçekleştireceğimiz görev için e, alacağımız eğitimlere başlamak için geldik. Çeşitli fazlardan geçtik. Hem NASA'da e, hem Avrupa Uzay Ajansı'nda, Japonya Uzay Ajansı'nda, e, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde NASA'nın farklı merkezlerinde eğitimler gördük. Uçuşa hazırlandık. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ocak ayında EX-3 misyonu başarılı bir şekilde icra edildi. O aşamadan sonra da esasında benim gerçekleştireceğim bu yörünge altı araştırma uçuşunun hazırlıkları daha da hız kazandı diyebilirim. Biz geçtiğimiz sene Haziran ayından beri bir, seneden belki birazcık daha uzun bir süreden beri de bu gerçekleştireceğimiz bilimsel misyonun hazırlıklarına e, kanalize olmuş vaziyetteydik. Onlarla uğraşıyorduk bir seneden uzunca bir süredir. Dolayısıyla geçtiğimiz adımları bu şekilde özetleyebilirim. Dediğimiz görevden bambaşka bir profile sahip bu uçuş. Bir taşıyıcı uçakla beraber yaklaşık 14 kilometrelik irtifaya çıkıp ilgili olumlu koşullar oluştuğu zaman ayrılıp yaklaşık 90 kilometrelik irtifaya bir dakika gibi kısa bir süre içerisinde eriştiğimiz ve uzaya adeta dokunup geri geldiğimiz bir uçuş profili olacak ve biz bu uçuşumuzu bilimsel deneyler gerçekleştireceğiz. 7 farklı bilimsel deney olacak. Astrofizik, astroparçacık fiziğinden genetik bilimine, beyin, kan ve omurilik sıvısı dinamiklerinden hücre mikrobiyolojisine kadar farklı alanlarda deneyler gerçekleştireceğiz. Bu özel uçuş profilinin insan bedeni üzerindeki etkilerini ve çeşitli donanımların denemesini gerçekleştirerek Türkiye'nin uzay bilimi alanındaki yetkinliklerini genişletmeye başlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz örneğin Beacon deneyinde benim alın bölgeme yerleştirilecek yakın kızılötesi spektroskopisi yöntemiyle e, ölçüm alan bir cihaz vesilesiyle prefrontal korteks bölgemdeki Kan yayılımı ve CSF olarak isimlendirilen omirlik sıvısının dinamikleri inceleniyor olacak. Bu astronotların mikro yer çekimine çıktıkları zaman artan kafatası basınçlarının e, sağlıklarına ne kadar kötü etki edebileceğine yönelik bize önemli bulgular sağlayacak. Çünkü dünyada ilk defa bir uzay uçuşunun tüm fazlarında hem kalkışta yüksek G ortamında hem de yüksek G'den düşük G'ye geçerken ki o süreçte aktif olarak bir görüntüleme cihazıyla Prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve basınç değişimleri e, inceleniyor olacak. E, dolayısıyla yalnızca Türkiye'deki uzay bilimine değil, dünyadaki astronotların önümüzdeki yıllarda karşılaşabilecekleri bir takım olumsuzluklara karşı da bize önemli bilgiler sunacak. Hakeza gerçekleştireceğimiz UziKat deneyi, iki farklı doz aktarım mekanizmasına sahip insülin kaleminin... mikrosayar çekimli koşullarında denenmesini kapsıyor. Bu noktada edineceğimiz kazanımlar önümüzdeki yıllarda dünya yörüngesinde ve belki ay yörüngesinde bir üzerinde inşa edilecek habitatlar ve uzay istasyonlarında yaşayacak insanların o ortamlarda uzun süreler kalmasına, diyabetli bireylerin o ortamlarda uzun süre kalabilmesine ve ihtiyaç duydukları insülini efektif bir şekilde alabilmelerine olanak sağlayacak ilk öncül denemeleri gerçekleştiriyor olacağız bu yörünge altı uçuşta. İnsan fizyolojisi deneylerimiz hakeza öyle bağışıklık sistemimizi uzayda olmak nasıl etkiliyor? Bağışıklık sistemimizin e, mikro yer çekimi koşullarında olmanın Genlerimizin ifadesinde yarattığı değişim acaba bağışıklık sistemimizin bazı kalıtsal hastalıklarla savaşma şansını ve etkinliğini artırıyor mu? Bunları araştırma şansımız olacak. Ee, oldukça geniş bir yelpazeden e, bu deneyleri gerçekleştirip yalnızca Türkiye'deki uzay bilimine değil, dünyada da bazı ilkleri gerçekleştirerek literatüre katkı sağlamaya başlıyoruz e, hocalarımız ile beraber. Bir buçuk saat sürecek. Bu biraz önce bahsettiğim taşıyıcı uçakla beraber yaklaşık 14 kilometrelik irtifaya tırmanmamız, ayrılmamız ve dahi kalkış yaptığımız pistte uzay aracımızın geri dönmesi uçuşu yaklaşık 1,5 saatlik bir uçuş. E, lakin ana gemiden ayrılıp üzerindeki roket motorunu yakarak uzaya çıkması ve mikro yer çekimi koşullarında geçireceğimiz süre ise yalnızca 3 dakika. E, yani o... Üzerimde taşıyacağım üç farklı deneyi gerçekleştirmek için 3 dakikalık bir süreme olacak, oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecek dinamik bir uçuş olacak diyebilirim. Elimiz yapacağımız deneylerden bazıları bunlar metabolom, mieloid ve dahi mesaj deneyleri. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da test edilmiş, denenmiş araştırmalar idi. Bunlar insan fizyolojisinin farklı e, özelliklerinin araştırıldığı işte bazı kanser hücrelerinin bahsettiğimiz üzere bağışıklık sistemi reaksiyonlarının ve metabolik değişikliklerinin araştırıldığı araştırmalarımızda e, deneylerimizde. Bu noktada uçuş öncesinde ve sonrasında Gezer Avcıdan nasıl örnek alındıysa benim uçuşumdan ve e, uçuşumdan önce ve sonra da örnekler alınarak ilgili analizler bu göreve has olarak e, yapılıyor olacak. Tarihi bir görevi gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Ee, i̇çerisinden geçtiğimiz eğitim süreçleri, o süreçte öğrendiğim bilgiler, tanıştığım insanlar, e, hepsi bana gerçekten e, bir ömür boyu mutluluk verecek e, kazanımlar e, elde ettirdiler. E, hatırladıkça. E, Mutlulukla yad edeceğim çok güzel tecrübeler yaşamama, çok güzel bilgiler öğrenmeme, çok yeni insanlarla tanışmama vesile oldu bu süreç. Ve tabii bu özel görevin de bir sorumluluğu var. O sorumluluğu da üzerimde hissediyorum ve inanıyorum ki gerçekleştireceğimiz bu yörünge altı araştırma misyonunda bana yüklenmiş olan bu sorumluluğu da anlamına kıyılarak gerçekleştirip Türkiye'deki uzay bilimine gerekli katkıyı, hedeflediğimiz katkıyı sağlıyor olacağız. 1950'lerde 60'larda e, devam eden daha doğrusu 1950'lerde ve 60'larda yaşanmış olan uzay yarışına benzer bir uzay yarışı günümüzde de artık yaşanıyor. Farklı bir e, global konjonktürde ama benzer dinamiklerle yeni bir uzay yarışı yeni bir Ay yarışı var. Türkiye'nin bu Ay yarışından ve de Ay ve Dünya arasındaki o uzay boşluğunda yürütülecek bazı faaliyetlerle oluşacak ekonomik aktiviteden olabilecek maksimum payı alması e, bence elzem. E, bizim e, stratejik varlığımız için önümüzdeki yıllarda çok çok önemli teknolojiler, uzay teknolojileri. Bu noktada bizim özellikle mikro yer çekimi koşullarında kompleks ve çok fazla malzemelerin üretimi noktasına eğilmemiz önem arz ediyor. E, önümüzdeki 20-25 yıllık süreç içerisinde hem inorganik hem de organik bazı kompleks malzemelerin Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarında üretilip dünyadaki uygulamalar için gönderildiğini görüyor olacağız. Bu noktada da yüz milyarlarca dolar katma değer üretilecek. Bu yarıştan geri kalmamamız, bu pastadan hak maksimum pay almamız için ilgili kurumlarımızı, gençlerimizi, insan kaynağımızı yönlendirmemiz, stratejik ve akıllı davranmamız, Elzem bu bunları e, hayata geçirmeliyiz ancak bunları yapabilirsek işte çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıma gayemizi gerçekleştirebiliriz